Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Bugünkü konumuz köpeklerde sürükleme, tasmayla gezdirdiğinizde sizi çekiştirmesi, aslında sizin onu değil de onun sizi gezdirmesi en büyük sıkıntı. Ama kimine göre köpeğin onu öyle çekiştirmesi köpeğin güçlü, sağlıklı anlamına geliyormuş. Bence hiçbir alakası yok. Bence o şu anlama geliyor. Köpeğiniz size itaat etmiyor, sizi dinlemiyor ve sizi umursamıyor. Çünkü lider onun gözünde o. O ne derse o oluyor. Siz onu dışarı çıkardığınızda tamam ben sahibime bir tur attırayım da geleyim diyor. Ne yapacaksınız? Hemen ipleri ele alacaksınız. Kontrolü ele alacaksınız. Her şey sizin elinizde olacak. En basit örneğinden gösterelim. Abi Desert'ı çağırır mısın? Biraz beni çekiştirsin. Nasıl? Betiye. Arkadaşlar görüyorsun. Çekiştirmiyor bile. Yakınlaş abi. Tamam. Önde. Şimdi bunun sebebi lider benim. Diyor ki benim sahibim beni tutmuş. Ben onu çekiştiremem. Onun dediği olacak. Tamam oğlum haklıyım. Tamam tamam. Bak bak çıldırdı. Kız zilli. Dur sen de ya. Hep arada karışıyor ya. Tamam tamam. Dur. Arkadaşlar gördünüz. Abim ne yaptı? Köpek beni sürüklemedi. Ama bakın kızıyor da. Çünkü iki sahip var. Abim çağırdı. Ben tuttum. Desir. Roş. Şimdi gelelim. Köpek sizi çekiştirirse ne yapacaksınız? Hemen onu gösterelim. Hadi Desir oğlum. Yüzümü kara çıkartma. Sürükle lan beni. Yap bir şeyler. Durma yanımda. Hadi oğlum. Koş. Köpek bak gördünüz. Sürüklüyor beni. Koş koş. Bırak. Hadi. Yalan bu. Oğlum sürüklesene beni. Arkadaşlar biz farz edelim. Çünkü ben bu köpeğe 3 yılımı verdim. Köpek bizi sürüklüyor ya. Sürüklediğinde yapmanız gereken şey sert bir tepki vermek. Sert bir komut vermek. Örnek. Git lan önden. Bende. Tasmasını çektim. Ve durması gerektiğini söyledim. Zaten gördünüz. Şimdi tekrar ilerleyelim. Ben de. Anında tek hareket. Tasma böyleyken çekiyorum. Kendime doğru çekiyorum. Ama boynu sarsılıyor. Hissediyor onu. Böyle oluyor. Durması gerektiğini öğrenecek. Bunu defalarca yapacaksınız. 1, 2, 3, 5, 10, 20 işi değil bu. Ben bunu 3 yıl boyunca ya 500 kere mi 1000 kere mi kaç kere yaptım bilmiyorum. Çünkü ben bir de yavruluktan başladım. Öğrenmesi için. Bayağı bir çaba sarf ettim ki karşılığını da aldım. Sizler de bunu görüyorsunuz. O kadar biliyorsunuz bir şey attığında benim köpek koşar yerinde durmaz. Ama benimki beni sürüklemiyor. Havlıyor. Bırak beni yalvarıyor. İşte sizinki de neden böyle olmasın? Eğitiminizi düzgün bir şekilde yaparsanız zinki de bu şekilde olur. Ama komutları bilinçli bir şekilde verin. Hayvanın boynunu yerinden çıkartmayın. Desert, Betiye. Hadi oğlum önden gitsen. Şu. Serbest. Ben de. Gördün mü? Sadece bir ittirme. Otur dememe gerek bile kalmadı. Kendisi durdu. Şimdi takip et komutunu yapalım. Takip. Ben de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet normal bir şekilde dediklerim her şeyi harfiyen yapıyor. Çünkü lider benim. Sizin de yapmanız gereken köpeğinizi sevebilirsiniz. Ama fazlasıyla serbest bırakmayın. Bilinçlenin. Köpeğinizin sizi çekiştirmesi veya sağda solda hoplaması zıplaması onun güçlü olduğu anlamına gelmez. O size itaat etmediğin anlamına gelir. Sizi dinlemediğin anlamına gelir. Lütfen
bilinçlenin. Hadi desert. Ha, bak en önemli unsuru unuttuk. Köpeğinizi şimdi eğitiyorsunuz ya. Durduruyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Sizin dediğiniz her şeyi yapıyor. Mesela benim şu an gözlerimin içine bakıyor. Ormanlık alandayız. Eğitim yapıyoruz. Ormanlık alanda ben genelde köpeğimi serbest bırakırım. Şu an gözlerimin içine bakıyor. Acaba bu beni ne zaman serbest bırakacak diye. Dediklerimi yapıyor ama bir yere kadar. Çünkü sürekli tekrarlarsanız, hayvanı sık boğaz ederseniz, hayvan artık belirli bir süreden sonra aranızdaki bağ kopar, sizi dinlememeye başlar, olumsuzluklar çıkar. Her şeyin belirli bir dozu var ya, hani derler benim burama kadar geldi, yeter artık. Bu da bir canlı sonuçta. Aynı şeyler onun için de geçerli. Gel oğlum. Nizami yürüyüşü bir düzgün şekilde. Geliyorum, o yüzden ilerledim ya. Takip. Kızıma ayır. Takip. Olması gereken bu arkadaşlar. Ve yanınızda bir tane sokak köpeği olmasına rağmen. Tabii canım. Onu, o var ya, %100'lük önemli faktör ha. Hiçbir köpek bir başka köpeğin yanında kolay kolay söz dinlemez. Tabii ki eğitimli köpek hariç. Şimdi tasmasız yapalım. Ha, ileri tat diyorsun. Tabii. Sen iste yeter ya. Ama sen bu tarafa geç bence. Hani götümü dönmeyeyim veya böyle mi gideyim? Öyle yani. Nasıl çekebilirsin? Hazır mısın? Hazır mı? Desert, bunda. Takip. Bunda. Boş. Bapap. Biraz daha gidelim mi? Takip. Ve... Be. Vende. Roş. Bapav. Arkadaşlar görüyorsunuz, ileri itaatte de hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü aramızda bir disiplin var, bir otoriterlik var. Her şeyi yapıyor. Ama şimdi köpeğimi artık birazdan rahat bırakmayı düşünüyorum. Çünkü nereye kadar beni dinlesin? Yeter, her şeyi yaptı. Eğlenmek onun da hakkı. Son bir ileri gideceğiz. Tasmasız. Ondan sonra ona rahat olabileceği bir komut vereceğim. Zaten kendisi koşup gidecek. Onu da göreceksiniz. Takip. Betya. Ve bu sefer biraz uzun olsun. Demesinler, iki adım atıyor da duruyor da. Takip. Dur, en sevmediği kısma gelin. Tepede durmayı seviyor. Betya. Bende. Roş. Hoppa. Diğer komutları da yaptırsan abi. Rako. Öl. Ya gel de bunu sevme. Gel de bunu ısırma. Melak. Ben şimdi buna en sevdiği komutu vereyim mi? Serbest. Hoppa. Boyun isteyen değil mi sen? Hadi hak ettim bunu. Vallahi bu köpek deli ya. Şimdi arkadaşlar, sizin aklınıza gelebilecek soruları cevaplayalım. Eğitim olarak yeterince gösterdiğimi düşünüyorum. Ne yapmanız gerektiklerini söyledim. Şimdi gelelim sizler için daha önemli unsurlara. Şu an köpeğiniz kaç aylık bilmiyorum. Herkesinki değişebiliyor. 4 aylık, 8 aylık, 1 yaşında, 2 yaşında. Hiçbir şekilde geç kalmış sayılmazsınız. Eğitimde geç kalma diye bir şey yok. Eğitilmeyen köpek yoktur. Eğitemeyen sahip vardır. Bu çok güzel bir söz ama anlayana. Ama insanlarımız, ya benim köpeğim sürüklüyor beni, ben bunu dışarıya çıkarmam da, bırak evde kalsın, ne hali varsa görsün, dışarıda beni rezil ediyor. Benimki niye rezil etmiyor ya? Gözlerinin içine bakıyor. Nasıl? Betya. Ağzından sopasıyla geliyor. Bak, oyun istiyor ha. Artık ciddiyet bitti, yeter artık diyor. Oyun oynayalım diyor. Ya haklı, ben bile sıkıldım acı, bu kadar da ciddiyet olmaz ki. Yeri geldiğinde beni dinlesin yeter. Arkadaşlar gelelim püf noktaya. Şimdi köpeğinizin sizi takip etmesini istiyorsunuz ya.
İsterseniz şu tasmayı arkadan da şu şekilde sarkıtırsınız ya. Şöyle yaptığınızda isterseniz çekiyorsun ya, köpek geriye gider. Geriye gittiğinde de hani yanında yürürmüş gibi kafa burada kalıyor. O şekil yürütebilirsiniz. Zaten şöyle yaptığınızda da sol bileğinizle ittirin ciddi bir şekilde. Ama ciddi ha. Öyle süs köpeği itir gibi değil. Adam akıllı. Kaniş beslemiyorsunuz. Tabi besliyorsanız da o daire ona da ona göre muamele yaparsınız. Ciddi bir şekilde. Köpeğiniz belirgisi sonra hani derler ya makine hazır. Kullanılmaya hazır. Unuttuğum bir şey var mı sence? Bence her şeyi A'dan Z'ye anlattım arkadaşlar. Gerisi her şey sizin elinizde. Siz istedikten sonra her şeyi yaparsınız. Görüşürüz. Oğlum.